Dudu! 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 Ne var Taci? Gel, buldum. Betüş'le Eda'ya ne hediye alacağımı buldum. Öyle mi? Neymiş? Kalıcı bir şey olsun istedim. Öyle bir hediye vereyim ki hem hep ellerinin altında olsun, hem de ben ölünce ikisi de hep beni ansın. Allah korusun ayol. Ölümden falan bahsetme. Betüş'e güzel bir mobilya takımı yap. En sevdiği renklerden, en rahat koltuklardan. O ev eşyalarına pek düşkündür. Çok sevinir. Aa, ayol çok güzel düşünmüşsün. Harika bir fikir. Peki Eda'ya? Ona da altından yıldızlı bir değnek yap. Hep başucunda saklasın. Dilek yıldızları az olsa bile babasının ona verdiği yıldız ona uğur getirsin. Aa, ne şeker. Ah, beğendin mi? Yaptım bile işte. Tıpkısının aynısı. Hadi Betüş'ünkini de yap. Aa, ayol koskoca mobilya takımını paket yapıp da çat kapı evlerine götüremem ki. Bir ara Betüşler evde yokken gider sihirle yaparım. Bakalım ne zaman evi terk edecekler. E hadi sen de söyle. Senin hediyelerin nedir? Saatlerdir odandaydın. Kesin büyük sihirlerle bir hediye hazırladın. Benimki manevi bir hediye. Eda ile Betüş'ün yüzünü görünce anlarsın. Aa, niye ağlıyorsun sen? Yıldızın nerede? Sormayın. Dilek hakkım boşa gitti. Aa, ne oldu peki? Ay ben tam ne dileyeceğime karar vermiştim. Bulutlardan geri dönüyordum ki saçlarım bir perinin pelerinin kancasına takıldı. Ay aman saçlarıma bir şey olmasın derken bir de ne olsun? Ne olsun? Yıldızım kaydı gitti. Saçlarımı kurtardım ama dilek hakkım da boşa gitti. Tüh tüh tüh. Gerçekten de boşa gitmiş. Ne dileyecektin peki? Ben düşündüm, taşındım. Sihirle yapamayacağım bir şey dilemeye karar verdim. Tarıkcığım, bir kerecik daha görmeyi dileyecektim. Ama olmadı. Canım kızım. Yarın bütün gönül acılarınız dinecek. Size çok özel ve güzel bir hediyem var. Hah, herkes gitti evden. Hadi sen de git de Betüşlerin evine hediyemi hazırla. Sen de buradan seyret, olup olmadığını bana haber ver. Sağ ol Dudu. Bugün sana inanamıyorum. Ne istersem hemen yapıyorsun. Bugün kızlarımızın doğum günü. Birazcık senin de gönlün olsun istedim. Üstümü değişip hemen gidiyorum. Hadi bakalım rastgele. Ya ben ne dedim de Suzan yine dellendi anlamıyorum. Zaten o perinin yanında çalışmaya başlayalı iyice tuhaflaştı. Gün geçtikçe onun peri olduğunu anlayacağına her gün onun peri olmadığını bana savunuyor. Ya nasıl saklıyor bu kadın peri olduğunu? Ne yapıp ne edip onun da ailesinin de peri olduğunu Suzan'a ispatlayacağım. Mutlaka bir delil bulacağım. İşte buna ne demeli? Nasıl? Beğendin mi? Çok modern mobilyalar. Hayal gücüne, sihrine sağlık. Ay ben de çok beğendim. Çok istediğim gibi oldu. En sevdiğim renkler eflatun ve mor. Ve şıkır şıkır, fıkır fıkır. Ve de tıkır tıkır. Zaten kızım bu evde en fazla bir gün daha geçirecek. Bari güzel eşyaların arasında bu aileye veda etsin. Dudu, Dudu bir şey unuttuk. Bu hediyeyi nasıl yaptığını Sadık'a nasıl açıklayacağız? Ben şimdi Betüş'e gidiyorum, kafeye. Bunu nasıl yaptığımı açıklamak için mantıklı bir bahane buluruz birlikte. Hadi görüşürüz, bye. İşte gözlerimle gördüm. Ana peri bütün eşyaları değiştirdi. Bu bir kanıt işte, bu bir kanıt. Ama kaydetmiyor, bu alet kaydetmiyor. Ama şöyle yapabilirim. Akşam Betüş Hanım'ın yaş gününe gidince herkesin içinde Dudu Hanım'a şöyle soracağım.
bu eşyaları nereden aldınız? Pek güzel, bize de alalım diyeceğim. Tabii cevap veremeyecek ve her şey ortaya çıkacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.